Yani şey bekletmeyelim, saat geçti biraz. Herkese hoş geldin diyorum. Öncelikle bu Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı adına yaptığımız aktivitelerden biri Türkiye'nin maden makinelerini tanıtmak amacıyla yapıyoruz. Ve birincisini Bülent Tüfekçioğlu ile yapıyoruz. Bülent'in yanında İrfan hocamız da var, İrfan Bayraktar da var. İkisiyle beraber yapıyoruz. Ben sözü uzatmayacağım çünkü bol bol materyal var onlarda. Kendileri gösterecek, anlatacak. Bülent Bey, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Ben baştan tanıtayım. Ben Bülent Tüfekçioğlu. Abim Nuri Tüfekçioğlu, yönetim kurulu üyesi. Mesut Bey mühendis arkadaşımız. Cihan Bey mühendis arkadaşımız. Ve yanımızda da Profesör Doktor İrfan Bayraktar'la beraber sizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'na bu güzel toplantıyı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Ben 1953 doğumlu Ankara doğumluyum. İlk ve orta öğretimi bir tez Ankara Koleji'nde bitirdim. Lise öğretimimi Ankara 2. Sanat Enstitüsü'nde bitirdim. Ve 1971 senesinde babamın yanında çalışmaya başladım. Tabii 5-6 sene o zamanki fabrikamızın atölyelerinde çalıştıktan sonra 77 senesinde idari kadroya geçtik. Ve ondan sonra elimde çanta yalıp bütün Türkiye sahasında dolaşarak kendimizi yani ne iş yapmaya çalıştık. O zamana kadar bir Etibak'ın muhtelif işletmelerine yani Ergani Bakır, Murgul Bakır, Bandırma Borax, Keçiborlu Kükürt, Emet Kolamayit gibi işletmelerine kavuşuk yedek aslanlar veriyorduk. Pompa aslanları veriyorduk. Contalarını yapıyorduk muhtelif. Makine şeyimiz yok henüz. Karadeniz Bakır'a, Küre, Samsun, Çakmakkaya ve Kayseri Çinkur işletmelerinin yedeklerini yaptık, üretiyorduk. Ve özel sektör madencilik Türkiye'de daha gelişmemişti zaten. Bizim ilk özel sektör maden çalışmamız sebebimiz 1978 senesinde Esaş Madencilik Karşıt Tirebolu tesisinde değirmen kaplamayla başladık. İlk değirmen kaplamamızı zaten onlara yaptık. Anmadan geçemeyeceğim. Rahmetli Alpago Yurtoğlu o zaman bize çok destek vermişti. Oradan işletme mühendisiydi. Değirmen kaplarken şöyle yapın, böyle yapın diye bize çok akıllar vermişti. Allah rahmet eylesin. Hatta o tarihte çok da üzücü bir şey yaşamıştık. Şöyle üzücü bir şey. O değirmeni Trelleborg'dan Alp Gülker devamlı değirmen hastaları alıyormuş. Ve Trelleborg'un o tarihlerde fazla 8 ay dayandı. Biz tabii ilk defa yapacağımız için bilmiş olduğumuz en güzel formülle o işi başardık. Ve 1,5 sene, 18 ay çalıştık değirmenimiz. Burada o rahmetli o bize ferah bekliyor olarak yaptı verdi. O da bizi çok duygulandırmıştı. Fakat anladık ki yani Avrupalılar, Batı eğer bir ülkede kendi üretimi yaptığı üretim yoksa çok tatlı kalitesi malzeme sattığını gördük. Bunu bir yaşadık. Biraz tabii bir de dinleyen arkadaşlar da Erşat o tarihlerde yani Türkiye'de hiç yokken varsa yapılmıyorsa fiyatı pahalı fiyatı aldığını biliyorlar. En iyi bilen Karadeniz Polis Etmeleri'nin Burgu'daki otojen değirmen aslan işidir. Çünkü yerler yapıldıktan sonra fiyatlar çok düşmüştür. Halbuki Sikega'nın fiyatları çok yüksekti o zaman. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Daha sonra aynı yerde Harsik Tirebolu'da Demirek Sport'la tanıştık. Demirek Sport'un da orada kurşun çıkma işletmesi vardı. Yozgat Aptal Maden'de Rasim ve İhsan Madencilik var o tarihlerde. Bundan sonra Çanakkale Madencilik, 80'li yıllarda Çanakkale Madencilik ve Çemin Karahisar'da özel sektöre ait Beroner Madencilik başladı. Tabii bu Rafi İhsan Madencilik'te gene anmadan geçemeyeceğim. Rahmetli Gülbağ, Sayın Hikmet Sezen'le ve Sayın Hüseyin Önder mühendis arkadaşlar orada ve hala kendileri çalışmaktalar. Gerçi o değil, Rafi İhsan el değiştirdi ama o da fark etmedi. Dündar Bey iyi gidiyor muyuz? Herhangi bir şeyiniz var mı? Soru sorabilirlerse soru arada müdahale etmeyen memnuniyetle cevaplayabilirim. Bu anlattıklarınızdan. Soruları en son alacağız. Yalnız konuşurken çok hareket etmeseniz gidip geliyor ses bazen. Tamam, peki. Olur.
Şimdi o zamana kadar plasman hemen yapan bir firma vardı Ankara'da. Sayın Erol Kalabay Candaş firmasıydı. Candaş firması değirmen yaptı, filtrasyon sediri yaptı, pompa yaptı. Yani biraz insanın işletmesi tamam bütün makinelerini o yapmıştı. Allah rahmet eylesin Profesör Doktor Rasip Tolum hocamız vasıtasıyla bunlar yapılmıştı. Rasip Tolum hocamız o zaman tarif ediyordu makinesiye, sen şöyle yap, böyle yap diye. O sayede başlamıştı. Sonra 90'lı yıllarda Patiner Holding Candaş'la birleşti ve Sayın Erol Kalan emekliye ayrıldı. Kendisine bir müddet sonra da Patiner kapandı. Sayın Erol Kalan'a bir rica etti. Dersi ki ya bu makineleri sen yapma ama biz de yapmak istiyoruz diye yardım eder misiniz? 2008 yılında yarı zamanlı danışman olarak firmamıza katıldı. Yine aynı yıllarda özel sektör ait firmalar yatırıma başladı. İlk filtrasyon seri imalatımızı 1998 yılında Kale Maden Şirketi'ne, Aydın Çin'e feldspat zenginleştirme tesisine yaptık. O da çok küçüktü. 8 adet 1.4 metre küplük filtrasyon kübikler filtre yapmıştık o zaman. O Kale Maden'in danışmanı da sevgili hocamız Sayın Profesör Doktor İrfan Bayraktar idi o tarihte. Daha sonra baktık ki bu seri imalatımız başarılı kazandı ve duyuldu. 98 sene geçti. Yine makinelerini yaptık. O da çok güzel çalıştı. Fakat 1999 yılı benim için çok önemli bir yıldı. Çünkü sevgili hocamız Profesör Doktor Güven Önal hiç beklemediğim bir zamanda telefon ederek beni 2000 senesinde yapılacak olan İtalya, İsveç ve Finlandiya gezisine davet etti. Ben önce tabii sıcak bakmamıştım. O zamana kadar hiç öyle bir yerlere gitmemiştik. Ancak hocam İsrail dedi ki seni dedi Selefski'de Sikegar lastik fabrikasına götüreceğim. Oraya gidersen belki daha faydası olur. İsrail ediyorum dedi. Eksik olmasın. Ben de kabul ettim gittim. O da ilk defa da Roma'da bir PC'ye yani International Mining Processing Kongres'e katıldım. Çok hoşuma gitti o kongre. Sonra Çelepti'ye geçtik İsveç'e. Tabii İtalya'da birkaç bir yer gördük. Mermer madenleri falan. Sonra geçtik Çelepti'ye. Akşam otele yerleştik. Akşam aşağı indik. 36 kişiydik. Bitirten şey, katılımcılar. 36 kişilik yemek hazırlanmış. Ben de masanın sonlarına doğru bir yere oturdum. Güven hocama bir not geldi. Garson tarafından. Güven hocam bana baktı. Yanında sardı. Eksik olmasın. Gitti. Dedi ki Bülent Bey senin Sikegar firması sabah kahvaltıya çağırıyor. Öğle yemeğini de çağırıyor. Davet ediyor. Fakat fabrikayı gezdiremeyecek dedi. Oraya kadar gitmişiz. Fabrikayı gezmek için gitmişiz. Fakat gidemiyoruz. Herkes 30, yani diğer bütün katılımcılar gitti ama ben gidemedim fabrikaya. Gidemeyince biraz bozuldum. Üzüldüm tabii. Allah rahmet eylesin. Bu zaten Fikirler abim vardı. Dedaman o zaman müdürlüğünü yapıyordu. Dedaman'da. O dedi ki üzülme ben sana fotoğraflar hepsini getiririm falan demişti ama biz fotoğrafları tabii umursamadık bile. Fotoğraf da neresini çekildi ki kaldı ki fotoğraf çekilmemişler zaten fabrikada. Ertesi gün otelde kaldık bekledim. Geldiler. Akşam yemin yedik. Ertesi gün yola çıktık. Bir aradan bir iki gün geçtikten sonra otobüste ya görüyor musun? Demiş, sokmamış fabrikaya diye. Böyle bir şey duyunca, söylendiğince bu da hoşuma gitti bu sefer. Yani dünya çapındaki Sikegar firması bilip tipek yolu kavuşunu rakiple dediği için beni fabrikaya sokmadı diye. Bu bütün maden camiasına bayağı olumlu bir şekilde yansıdı. Fakat bu beni hırslandırdı aynı zamanda. Ya böyle bir şey varsa şayet ben onları geçerim diye bayağı da bir hırs yaptı. Ve beni doğru yolda olduğuma da inandırdı. 2000'den sonra Esam evet. Bayç makinelerini yaptı. İyi günler arkadaşlar hepinize. İyi günler hocam. Hocam buyurun. İyi günler diliyorum herkese. İyi günler hocam. Tamam. Evet, siz devam edin. Devam edin. Önce mikrofonu kapar mısın? Mikrofonu kapar mısın? Mikrofonumu kapa. Hocam anlattığımı duydunuz değil mi? Görüyoruz hocam. Yok. Tamam.
2000 yılından sonra ne zaman bir Esam Balya'nın makinelerini yaptık. İlk tanesi Yıldızlar Holding'e, Ergali Bakır işletmesine yaptık. O zamana kadar Yunan Madenciliğin Geliştirme Vakfı'nın bütün gelirlerine katılmaya çalıştık ve katıldık. Çok geliye katıldık. Gittiğimiz fakat yurt dışı zenginleştirme fabrikalarında emin olun birkaç markadan başka marka yok. Yani düşündük ya niye biz de marka yapmayalım, bunu yapmayalım diye. Ve patent bir tam silir çalışmalarına başladı. Yani patentli tam silirlerini epey 3 sene 4 sene çalıştıktan sonra 2008 senesinde aldık ve 2012 senesinde patentimiz işlemi bitirdik. Ve o günden sonra 2012'den itibaren de tam silirlere başladık. İlk tam silir 10 metreküptü. Sonra temizleme silirleri olarak 5 metreküp, 3 metreküpe düştük. Sonra 20 metreküp açtık. Şimdi 50 metreküp yaptık. Ve de kullanılıyor. Ve şimdi 130 metreküp tank serüllere geçiyoruz. Onların da prototipleri yapıp deneyiz. Bu çalışmaların esas teşekkürüm Hacettepe Üniversitesi'nin ve bir takım değerli hocaları ile birlikte yaptık bu çalışmaları. 2010 senesinde hocamız Sayın Profesör Doktor İlfan Berk'le yarı zaman danışmanımız olarak aramıza katıldı. Patentli serilerimizden sonra yine TÜBİTAK ve üniversite işbirliği ve ARGE çalışmaları yaparak faydalı model patenti pompalarını aldık ve ürettik. Bu aşamada fabrikamızda uluslararası standart pompa test istasyonu kurarak kendi pompalarımızın testini imkanı sağladık. Burada da Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tahsin Bey'in çok faydalı şeyi vardı. İşte, o yani Amerika akışkanlar dinamiği üzerine tez yaptığı için çamur pompaları üzerine tez yaptığı için evet. Çok enderdir çamur pompası üzerine doktora tezi yapmış olmak. Dünyada Tahsin Hoca Pennsylvania'da bu konuyu araştırmış. TÜBİTAK'ın da danışmanıydı. Biz o sayede kendisiyle tanışma fırsatı bulduk. Bütün pompalar dünyada ediliyor. Standart malzeme olduğu için. Yani Tahsin Hoca bizim için büyük bir şanstı. Evet. Kendisine teşekkür ederiz burada. Tahsin ve pompalarımızın CE belgesi ve yerli malı belgesi mevcuttur. Pompaların TSE standartları almaya çalışıyoruz. O çalışmalarımız devam ediyor. Ancak tam serilerimiz için TSE belgesi çalışmalarına başladık fakat gördük ki TSE'de böyle bir makinenin standardı yok. Şimdi onu yapmaya çalışıyoruz TSE'ye. Bu standartlar ortaya çıkınca inşallah TSE'den bu standartı alacağız. Şimdi ben bu çalışmalarımız üzerinde desteklerinden katkıdan dolayı başta Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi ve üniversitelerinde hocamda Tüfekçioğlu ailesi olarak teşekkürü borç biliyoruz. Şimdi size bu benim sunacaklarım bu kadar. Şimdi firmamızın tanıtım filminden yaptığı birkaç şeyler, örnekler göstermek istiyorum. Buyurun.
Pardon, anlattım var mı? Biz sesi alamıyoruz. Bülent abi. Buyur. Anlatım var mı? Sesi alamıyoruz. Veyahut da fon müziği gibi bir müzik mi var? Böyle sanki o, bir şey. Var, anlatım yok. Sesi alamıyoruz biz. Sesi alamıyoruz. Allah Allah. Baştan beri mi alamadınız? Baştan beri alamadık Bülent Bey. Eyvah. Eyvah. Şimdi geliyor. Bülent abi ben de dedim ya hiç olmazsa bir fon müziği olur ama anlatım var alamadık. Evet. Şimdi gelecek birazdan bir kontrol edebiliriz. Şimdi nasıl? Ses geliyor mu Gülder Bey? İsterseniz siz anlatın. Hiç ses gelmiyor şeyden. Gelmiyor Bülent Bey. Ses gelmiyor. Siz arada bir bazı bilgiler verseniz de yeterli olur. Çok güzel görünüyor. Evet. Görüntü var da. Peki o zaman yani kim mi gelecek? Şimdi tamam. Uygarlığın vazgeçilmez sektörü madencilik içinde yarım asrı aşan birikim. Cevher zenginleştirme makinaları ve yedek parçalarında üstü... Kendisini sürekli yenileyen Tüfekçioğlu Kauçuk ve Makina Anonim Şirketi. Cevher zenginleştirme makinaları için kauçuk yedek parça üretimiyle başlayan ve zamanla özgün cevher zenginleştirme makinalarının üretimine ve anahtar teslim flotasyon tesisleri yapımına dönüşen bir endüstri serüveni. Deneyim, kalite ve hız. 20.600 metrekarelik bir alan üzerine konumlandırılmış fabrikalarında flotasyon makinalarından çamur pompalarına, vana ve hidrosiklonlardan değirmen astarlarına uzanan deneyi. Arge, yenilik ve yatırım. Tüfekçioğlu Arge biriminin yüksek performans ve düşük maliyet hedefiyle ürettiği Türkiye maden endüstrisinde öncü, patentli tasarımları, tank selülleri ve çamur pompaları, hidrosiklonlar, vanalar, üniversite ve sanayi işbirliğiyle üretilen bu makinalarla dünya pazarında rekabet gücü. Temel cevher zenginleştirme tesisleri için hızlı ve güvenli sonuca götüren laboratuvar çalışmaları. Ürettiği cevher zenginleştirme makinaları ve yedek parçalarıyla yurt içinde ve yurt dışında Demi flotasyon tesisi kurma kapasitesi. Kısa sürede yüksek kaliteyle uygun fiyata yedek parça temini. ISO 9001 belgesindeki kalite politikasında belirtilen müşteri memnuniyetini, zor koşullarda çalışan işletmecilerin hayatını kolaylaştırmak olarak algılayan bir hizmet anlayışı. CE ile kullanıcı güvenliği, sağlığı ve çevre koruması. OSAS belgesinin gerekliliği olan, kendi işçilerini gözeten, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı. Geçmişten aldığı bilgi birikimi ve genç kadrosuyla teknolojisini sürekli geliştiren makine ve kauçukta Türkiye'nin lider markaları arasında yer alan Tüfekçioğlu. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi bazı yapmış olduğumuz seneler itibariyle firmanın kim göstermek istiyoruz? Evet. Tam sayfa yapabiliyor muyuz? Tamam. Ne zaman Çadırkaya kurşun çinko filtrasyon tesisi 2005 senesinde bir burayı yaptık. Tabii bundan önce Postalın'ın bir tesisini yaptık. Şimdi Postalın'ın tesisinin fotoğrafını göstereceğim size.
Tamam. Burası Postanlı'ya yaptığımız Sadıkaya'daki ilk tek plakası. Sonra dedem alır. Şu andaki çalıştığı yeri. Burası işte Burç'un aşağıdaki sefer Çinko attı olarak. Burası aşağı 25 ton saatlik yanı satılabilir Sadıkaya'yı istedi. Devam et. Devam et. Esan, Eczacıbaşı Esan Balyak Burç'un Sinkülasyon Sözcüsü 2008 senesinde yapıldı burası. Tesisin genel görünümü. Atık pompaları. Değirmen altı, hizmet çıklon pompaları. Ve filtrasyon sürümleri. Burada 136 adet 136 göz filtrasyon sürümleri mevcut. O sıralarda bizim patentli tankları imalatımız olmadığı için bu tesisi bu şekilde yapıyoruz. Bundan sonra buranın patent tank sirül çalışmalarını da yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda tank sirül olarak devam edecek. Yukarıda sol taraf, gördüğünüz kondisyoner tankları da firmamıza ait. Burada görmüş olduğunuz bütün makineler tüfek şovuna ait. Devam edelim. Yıldızlar olacak Ergani Bakır Filatasyon Cesi 2009. İlk tank sirüllerimizi burada yaptık. Devam et. İlk tank sirüllerimizi burada yaptık ve çalıştırdık. Ve gayet başarılı olduk. Ondan sonra da patente biraz başladık. Patentli ürün yapmaya başladık. Devam et. Köpük pompaları ortada gördüğünüz, o da bizim imalatımız. Kondisyoner. Sifer madencilik manyetit ve bakır. Manyetit ayırım ve filtrasyon tesisi 2009 senesinde yapıldı. Uzaktan görünüyor. Bu tesisi biliyorsunuzdur. Hocamız İrfan Bayraktar tarafından dizayn, makine seçimi, bina, yerleşimi, her şey Profesör Doktor İrfan Bayraktar tarafından dizayn edilmiştir. Bu tesis. Bakır kondisyoner tankı, hidrosiklonlarımız, bakır fırını, elektrik sihir bakır tasyon tesisi 2011'de makine verdik. Genel görünüm. Şimdi bu resimde sağ taraf yabancı makar mevcut. Sol tarafta Çiftçioğlu filantrasyonu tanki. Patentli tank serilerimiz ilk defa burada çalıştı. Ve sonradan yabancı meşeli filantrasyon serileriyle karşılaştırıldığında hem yönetim kurulu Yakup Kayısı'ndan hem de zamanki fabrika müdürü Cemal Bey'den %10 fazla performans aldıklarına dair mektuplarını da aldık. Bizim ürettiğimiz sanat serüller aynı pul, aynı şekilde ikiye bölünmüş pul. Biz sağ taraftaki yabancı serüllere beslediler, mektuplarına serüllere beslediler ve gördüler ki %10 bizim serüllerimiz daha iyi performans veriyor ve bunu da yazılı olarak bize verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devam edelim. Siyirtteki tank serilerimiz. Bir de rengimiz esasında beyazdı ama orada da sarı olduğu için bu tank serileri sarı boyamamızı istediler. Devam edelim. Sibel Koçiner Feldspat Filatasyon Tesisi 2011 senesinde Feldspat'a tank serileri verdik ilk defa. Burası da tamamen dizaynı ve mühendislik hizmetleri İrfan Bey tarafından yapılmıştır. Tank serilerimizi bir avantajı diğer serilere de zarar. Ortada da köpük alma oluğu vardı. Hem kenar köpük alır hem de ortadan üç yerden köpük alır. Köpük alma metrede yüzeyi fazla olduğu için hem maddeyi hem dışarı attığı için performans var. Birazdan da teknolojisiyle onu izah edecek. Devam edelim. Eczacıbaşı Esan Mika Feldspat Filatasyon Tesisi. Burada yine eski konvansiyon serilerde yaptık. Şimdi buranın tam üzerinde geçmek üzere çalışmalarını yapmaktayız. Devam edelim. Hidrosiklon pompası. Değmen aldı. Özdemir Tural antimuan filatasyonu. Orayı büyüttüler. Yani büyüttülerse bir parça büyüdü tabii. Onun da konvansiyon tank serilerle oldu. Çünkü kapasite çok küçük olduğu için burada tank serisi olmuyordu. Konvansiyon seriler geçti. Devam edelim.
kondisyon tankları, hidrosiklonlar, köpük pompaları, değirmen altı pompası, Gümüşhane Gümüş Taş Kursu Platasyon Tesisi 2015 senesinde makinesini verdik. Bu tesis soldaki gördüğünüz değirmen, Çin'den gelen değirmenler. Ve onların platasyon tesislerini eski kompansiyon serilerini çıkartıp bizim tasarımlarımızı 10 metreküp sağ taraftaki platasyon ve sol taraftaki gülme platasyon. Yani rock flotation, gravel flotation ve şimdi göreceğiniz 3 metreküp tankerlerde devam et. Bunlar da 3 metreküp temizleme serileri, tank serileri. Kazak ise bu arada tabii 2015 senesinde Kazak Pakistan'da Kazak misyonu denenmek üzere 8 tane 20 metreküp tankeri gönderdik. Bu 8 tane 20 metreküp tankeri 3 sene denendi. 3 sene bedelini alamadık. 3 sene sonra bu tankerlerin bedelini aldığımız gibi 50 metreküp 20 tane sipariş aldık. Aslında yüzdeki çalıştırdık. 1,5 senede çalışıyorlar. Çok memnunlar. Belki bütün fabrikanın serilerini değiştirmeyi planlıyorlar. Efendim bu tabii yurt maden Güven Hocam'ın yaptığı gezilerde katıldı fakat bu kadar büyük fabrikayı o zaman görmemiştim. Çünkü bundan daha büyük kili de var diyorlar. Fakat şey yapmadım. Bu fabrikanın sadece platasyon hücresinin binasının uzunluğu 1 kilometre yani 1000 metre yeni 60 metre. Ve bunun gibi 3 tane bina yan yana. Bir tanesi kırma eleme, ortadaki öğütme 110 tane değirmen çalışıyor burada. Ve aşağı 650 tane yakın platasyon serili var. Tam serili denerse bu sistem. Ve enteresandır. Burada şimdiye kadar makinaları 1960 senesinde Ruslar yapmış makineyi zaten. O seneden beri aynı makineler yenileniyor fakat aynı teknikle yenileniyor. Dolayısıyla 60 model makinelerin yenisini yapıyorlar devamlı. Hani biz bu sayıları koyunca burada 8 puan arttırdık. Yani burada gitmedi. 87 verimle çalışıyorlardı. 96 verime kadar çıkarttık burayı. 95 verimde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kadar atağa giden bakırın %1'ini geri yakalamak dahi bütün fabrikanın giderinde hesaplandığı $10 milyon atıktan geri kazanım sağlıyor bu fabrika. Bu sene tekrar görüşmelerimiz başlayacak inşallah. Pazarlıktayız. Devam edelim. Bu ilk yaptığımız 20 metreküp ebatlı. 4 tane burada, 4 tane bunun sırtında, arka tarafında 8 bölüm var. Devam. Eti Bakır Samsun Bakır Grup Filatrasyon Serisi 2017 senesinde buranın filatrasyon serileri yaptık. Yürüme yollarının filatrasyon serileri bunun detay mühendisliği, temel mühendisliği Filobus tarafından yapılmıştır. Sadece seriler değil. Mühendislik hizmetinde. Evet. Detay, temel mühendislik. Serinin boşken iç çalışma serisi. Bu çok önemli bir videodur. Lazım ve içinde dönmemesi lazım şeyin köpüklerin. Dolayısıyla bu önemli bir video. Eşit dağılıyor her tarafa. Hidrosiklonumuzun çalışması. Burada da biliyorsunuz çıkış, apex çıkış açısı çok önemlidir. Düzgün çalışıp çalışmadan oradan da belli olabilir. Ve köpük alımı. Tete Arnavutluk Spaç Bakır Filatrasyon Tiyatrosu oldu. 2017 senesinde yapıldı. Önce bu görmüş olduğu şasenin dizaynı bizim tarafından verildi fakat oraya imal edildi. Sonra bu tesis büyüdü. Yanına çinko tesisi ilave edildi. Onun şaseleri yürüme yolları her şey dahil Türkiye'den gitti. Bu tesisin de yürüme yolları Türkiye'den gitti. Bir de şaseler Arnavutluk'ta yapıldı. Bu şekilde imalat devam etti. Sonra her şey bittikten sonra çatı kapanıyor. Devam edelim. Devam edelim. Yürüme yolları kondu. Yürüme yolları yapılıyor. Evet merdivenler de yürüme yolları yapıldı. Otomasyon. Bu tesisteki otomasyon da tamamen. Yani bütün tesisler otomasyonlar dahil. Otomasyonda seviye kontrolü, köpük seviye kontrolü. Pul seviye kontrolleri yapılır.
havanın verimi, flotasyon seri içinden de havanın, oradan gelen havanın verimi de otomatik olarak dokunulabilir ekrandan ayarlanabilir şekilde yapıyoruz. Dart panelinin kompresörden gelen havası otomasyonda ayarlanıyor. Yani bu Samsung seçimini yapmadan önce kadro 12 kişi kadrosu 4 kişiye düştü yaptıktan sonra otomasyon olayı. Yani o kadar bir azalma oluyor. Yani %30-%50'ye yarıya azalma oluyor çalışanlar şeyinde otomasyon. Devam edelim. Patentimiz makine aramızı çalıştığı fabrikalar. Burada görmüş olduğunuz fabrikalar sadece bizim makine aramızı çalıştığı fabrikalar. Yoksa bizim müşteri pazarlarımız 80 ile 300 arasında, 300 firma arasında çalışıyoruz. Yedek parça olarak çalışıyoruz. Referanslarımız, az evvel söylemiş olduğum işte park elektriği yapıp kaygısız ve Cemal Kurbey'in vermiş olduğu en alt satırda okuyabiliyorsanız bilmiyorum, köpük miktarı bakımından yaklaşık %10 daha fazla performanslı olarak ifade edilmekte. Evet. Devam edelim. Belko'nun yazısı. Devam. Gümüştaş madenciliğin yazısı. Yıldızlar Holding'in yazısı. Devam. Hazreti Üniversitesi hocamız Profesör Doktor Zafer Ekmekçi'nin bir de delil üzerinde yaptığı çalışmalar sonra yazısı. Bu bilim kadar bir firmasında Sefkazgan'da yapmış olduğumuz fabrika bir işletmede yani en iyi çalışan, en iyi bilen kimdir? İşte çalışanlar. Dolayısıyla laboratuvar sormuşlar. Yani bu makineler nasıl çalışıyor diye. Laboratuvarda süper saatlerde gidiyorlar. Laboratuvarda test ediyorlar. Yani onlara sormuşlar. Dediler işte hangi zayıf? Bize bir rapor yazın. Onların yazdığı rapor. Bu bizim elimizde gayet eşit olarak geçti. Bunlar imza raporlar ama kendi şey yapmıştın. Dolayısıyla bir nasıl çalışıyor sorduğumuz zaman orada çalışan bir platasyon mühendisi ki bak bizim makine öyle çalışıyor diye bu yılları bir de verdi. Biz de bunları tercih ettik. Burada size okumak istediğim sadece ikinci defada kısa bir yazmış bir bayan. O çok hoşuma da gitti. Geç bunu. Bakın en alttaki şey en alt Türk TK20 makinesinin çalışma tanımı ben Adalo ve TK'yı çalışıyor. Makine çalışıyor. Her şey otomatik. Hava seviyesi gönderiliyor. Yani otomasyondan bahsediyor. Bizlerin çalışanların çalışması hızlı, fiziksel işleri yok. Kenarda bizim tesiste keşke daha çok olsaydı. Bu hanımın bahsi kabul oldu. Bu yılda yani bu hanım 2 sene sonra en meslek makinelerde çalışmaya başladı. Şimdi inşallah daha da ileride gelişti. Devam edelim. Evet, benim bu kadar. Farklıları. Kazakistan'da yapmış olduğumuz, evet, birer bekleyelim. Şimdi fabrikanın kapısı küçük olduğundan dolayı 50 metre küçüklerimizi yarım yarım gönderdi. Görüyor musunuz? Yarım gönderdik ve bu şekilde fabrikanın kadar o zaman çok küçük yapıldı. Görüyor musunuz? Duyabiliyor musunuz Gülzar Bey? Duyuyoruz, görüyoruz aynı zamanda. Tamam. Sorun yok. Tamam. Yarım yaptık bunları. Bir taşınamaz niyetiyle biz bunları yaptık. Hani bunlar kim olarak biliyor. Fakat iyi ki yarım yapmışız bunları. Çünkü kapıdan girmiyor. Yani fabrikanın kapısını kırdılar. Kesin fotoğrafı bakın ne yapmışlar. Tabii. Yani yarım koyduk bunları. Yanına da dart paralarını koyduk. Seviye kontrol paralarını. Ve o bir contasını diyoruz. Bak gördüm, bu kapı kırıp içeriye yarım yarım bir şekilde aldılar. Devam et. Sonra üstlerini koyduk sevillerin. Üstleri koyuyorum. Bu şekilde yürüme yollarına kadar biraz 15 saniye geçmiş. Bakın üst taraf bulunuyor. Geç.
otomasyon yapıldı. Ekran, buradaki her şeyi gördüğünüz her şey Türkiye'ye gitti. Yürüme yolları dahil, bu borular dahil, her şey Türkiye'ye her şey yapıldı. Ve çok da takdir aldık. En son burada Kazakistan'da çok büyük bir Kaz Medical diye bir laboratuvar var. Orada da Olman diye bir hanımefendi, kimya mühendisi. Kendisi geldi bu fabrikada testler yaptı. Kazak Rus makinelerinden bizim bu makinelerin %8 randımanı artırdığını rapor halinde sundu. O rapor Rusya'da bildirmek. Mavi Türkiye son sayısında evet, o raporun özeti var. Evet. Madencilik Türkiye son sayısında benim sunumum bu kadar. Şimdi Profesör Doktor İrfan Bayraktar'a soru varsa sorular alabilirim. Soru varsa alabilirim. Sorusu olan işaret ederse böyle açarız mikrofonu. Henüz yok galiba. İrfan Bey buyurun. Peki. Dündar Bey, ne kadar süremiz var acaba? Bir süre kısıtlaması var mı? Süre kısıtlamamız yok aslında. Yani rahatız o bakımdan da. Benim aklıma ama hemen... Akşam yemeğine kadar... İlgilenenler kalabilir. Benim aklıma sorular geliyor da en sonunda soracağım. Buyurun. Evet. Bu fırsat için özellikle Bülent Bey'e ben de teşekkür ederek başlayayım. Konu çok ana başlık oldukça geniş. Türkiye'de maden makineleri üretimi. Biz ben konuşmamda daha spesifik cevher zenginleştirme ağırlık edeceğim. Biz Tüfekçioğlu olarak yatay büyüme yerine düşey gelişmeyi tercih ettik. Çok tanıtım filminden de anladığımız gibi her cevher azlama makinesini yaparız demiyoruz. Ve yapmıyoruz da zaten. Örneğin kırma element cevher zenginleştirmenin hemen hemen her fabrikasında her tesisinde olan bir şey. Ama biz katiyen o işe bulaşmadık. Nedeni de yok. Yani ülke içinde birbirimizle rekabet etmenin bir şeyi yok. Mantığı yok. Türkiye'de ve yurt dışında rekabet edilen çok güçlü kırma eleme şirketlerinin büyük yerine düşey gidelim. Burada da çamur pompaları, sikloner rotasyon seferi temelinde Tüfekçioğlu gelişmesini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de tabii Tüfekçioğlu'nun önce de ciddi gelişmeler vardı. Özellikle cevher zenginleştirme makinelerinde. Bundan 2 sene önce Antalya'da cevher zenginleştirme simpozyumuna Türkiye kullanılan zenginleştirme makinelerini endüstriyel boyutta olmak şartıyla kimler yaptı acaba diye araştırma yaptım. Şimdi size kısaca onları takdim edeyim. O simpozyuma katılmamış arkadaşlarımız, meslektaşlarımız olabilir. Kısaca bir gözden geçelim. Müsaade ederseniz. Hayır tabii. Değil.
Görüyor musunuz? Yani henüz açılmadı ama evet. Yani gelecek herhalde. Geç. Ya bu PowerPoint'ten full ekranı alamıyor muyuz? Geç. Bunları. Bu yazı kısmına geç. Makinalara geç. Çelik ucudan başlayalım. Evet. Biz görmüyoruz. Biz görmüyoruz bu arada. Geldi. Şimdi geldi girdi. Tamam. Evet. Geldi. Şimdi ilk çeneli kırıcı zaten bizim akım şemaları da çeneli kırıcı ya da çok büyükse test cihazlarıyla başlayabiliyorsunuz. 24 Temmuz 1969'da Nacet yapılmış. Bunun da bir numara 001 numarayla Bilter madenciliği o zamanki sahibi merhum Sabah Bilgin vermiş siparişi. İlk çeneli kırıcı orada ve şu anda Ayvalık'ta ikinci slide alalım. İkinci slide. İkinci slide alalım. Ama her slide'da öyle bir vakit kaybedeceksek bu akşama da bitmez. Fakat yapmamış mı? Hangi sırasına? Yok işte ki ondan sonraki bir konuşma. Bir sonraki kaybedeceksin. Aslında göstereyim. Ha, onun bir sonraki. Daha bir sonraki kaybedeceksin. Bu. Evet. Devam et. Görüyorlar mı? Evet. Çeneli kırıcıdan kırıcıya geçiş oldukça uzun bir süre almış. Pima 1970'lerde Ankara'da Pima Fina 1970'lerde prototip yaptı ama sonradan vazgeçti. Daha önce 2006'da da Ersel İlk konik kırıcı piyasaya girdi. Yani çeneliyle konik arasında oldukça bir zararlılığı var. Devam et. Milli kırıcı konikten sonra gene Ankara'da Aymak tarafından 2004'da oldu. Bu çok başarılı oldu Aymak'ın dikmilli kırıcısı. Bu çalışmayı yapar kendisiyle görüştüğümüzde herhalde şu anda 1500'e yaklaşmıştır. 250 adet kırıcı sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye dışında da kullanılıyor. Devam et. İnce eleği ilk defa not açık göz meslektaşımız bir süre Morgul'da çalışmıştı. 100 mikronluk bir eleyen bir kaotik adıyla bir eleyen Halil Turgutlu'da. İlk çubuktan 83 yılında 1,5 metre 3,7 metre Candaş, az önce Bülent Bey bahsetti. Candaş Makine AŞ tarafından demir eksporu yapıldı. Evet, devam. İlk bir yıl değirmende 1200'e 500 gene Candaş Akdağ Madeninde Rasi İsa'ya yapıldı. Bu arada parantez açayım madenli ve civarında canlandırma projeleri var. Devam edelim. Erse tarafından 5'e 2,5 metre ölçülerinde 800 kW'da Azerbaycan'a yapılmıştı. Devam.
İlk otojen değirmen de Remas tarafından 0.1 metre çapında 7 kilovat gücünde 2017 yılında etri bakır curuf fırtasyon tesisi üretildi. Bunun fırtasyon serilerinde az önce gördünüz. Pompaları, fırtasyon serileri, dosyonu, diğer makine ekipmanları biz temin ettik. Geçelim. Bu ilk yapılan otojendi. Şimdi öğütme sınıflandırmaya geldik. Akım şeması mantığına uygun sıralamayla gidiyoruz. Spiral sınıflandırıcı, ülkemizde ilk spiral sınıflandırıcı 77 yılında gene Candaş Makina tarafından Rasi İhsan Akmaden'e verildi. Fotoğrafta gördüğünüz meslektaşımız, Allah uzun ömürler versin emekli içinde, Taner Subaşı çok emeği oldu. Tesis Yönetim Kurulu, Etibank parçalanıp dağılmadan önce Etibank Yönetim Kurulu'nda da görev yaptı. Taner Subaşı. Evet, devam edelim. İlk hidrosiklonu tüfekçi o yaptı. 1990 yılında Bakkaya tesisinde pirit devresi için 4250 çapında piritin içerisinden silisi ayırmak için bunun küsü çok enteresan. O zaman teklif aldıkları Japon firması bir tanesi için 10'da bir fiyatına tüfekçi oluyor. Devam edelim. Evet. Zenginleştirmeye geldik. Laboratuvar tipi olarak Rasim İhsan'a şerit için Candaş yapmış bir tane. Ama daha sonra 3 ve 5 katlı masalar ilk defa 1980'li yıllarda Bilfer madencilik şirketi krom için üretti. Jig. İlk jig merhum hocamız Raşit Olun'un bilgi madencilik, yani o da Bilfer aslında, düşük denörlü krom cevherleri için kendisi şirketin bulduğu hurdalardan ilk jigi imal ediyor. Gördüğünüz gibi otomobil diyafram jig. Evet, ikinci bundan sonra fotoğraf. Evet. Bakın burada daha güzel görünüyor. Evet. Yapılan ilk jig bu Türkiye. 1960'lı yıllarda tasarımı da yapıldı. Hepsi merhum hocamız Raşit Bey. Evet, devam edelim. Gravimetriden manyetiğe geldiğimizde tabii manyetik separasyon biraz oldukça geç. Yani yapımı, makinenin yapımı geç geliyor Türkiye'ye. 98 yılında Aksa tarafından, Gebze'de Aksa tarafından Çinat Maden ben vermiştim siparişi. Hala çalışıyor. Evet. Devam edelim. Manyet yüksek alan şiddetli verici. Yine Aksa tarafından 2009'da üretildi. Devam et. Aynı şekilde bu da Ayvalık için az önce Bülent Bey resmini gösterdi. Manyetik bakır ayırım tesisinde manyetikler için kullanılıyor. Oldukça başarılı. Devam edelim. Yüksek teknoloji ürünü diyebileceğimiz ya da orta yüksek diyebileceğimiz sensör
temelli ayırıcılardan optik ayırıcı 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde zenginleştirme bölümü öğretim üyeleri tarafından tasarlanmıştı. Devam edelim. Gene sensör temelli ayırıcılardan X ışınlarıyla ayırıcı CSRG Limited Malkara'da, Tekirdağ Malkara'da bu şirket. Kömür için hala ettiğini sanıyorum. İlkini 2012 yılında Ulusal Madenciliğe devam. Flasyon ilk 68 yılında gene Raşit Tolun'un teknik desteğiyle Candaş, yani kritik yerlerde Candaş şirketin adı geçiyor. Yani yaptığı katkıyı herhalde görüyorsunuzdur. Takdir etmemek mümkün değil. Tabii ilk yapılanlar genelde taklit olarak başlıyor. Bu Candaş Ayşe'de 0.7 metreküplük Denver-Sabey serilerinin kopyası olarak başlıyor. Devam. Ama o kopyadan bugün bakın nerelere gelindi. Yine Tayyar abinin kurduğu montaj Adana Madenciliği. Devam edelim. Devam. Şimdi kopyadan geldik. Özgün. Tabii kopyayla bir yere kadar varıyorsunuz. Ondan sonrası ilerlemeniz, gelişmeniz mümkün değil. Gelişmek için Ar-Ge yapıp özgün şeyler üretmelisiniz. Tüfekçioğlu bu konuda elini taşın altına koyarak bu Ar-Ge çalışmalarını finanse ederek 3 yıldan fazla sürdü. Bu süreç içerisinde üretip patenti almaya muvaffak oldu. Ve ondan sonrası da bir kurgu yapıldıktan sonra devamı geliyor. Bakın 10 metreküp, 5-10 metreküplerden az önce Bülent Bey bahsetti. 130'ları konuşuyoruz. Öyle sanıyorum ki birkaç sene içerisinde 130'lardan sonra 300'leri falan konuşacağız. Çünkü aslında biz bunları Türkiye için büyük görüyoruz ama pek çoğunuz bu konuyu izliyor, biliyordur. Dünyada 660 metreküp ve yakında 1000 metreküplük tek bir flotasyon selili evet, çamur pompalarından az önce Bülent Bey de bahsetmişti. Bunlar hep başlangıçta Denver SLL tipi çamur pompaları, slurry pump yani. İlk patentli olan faydalı model Tüfekçioğlu tarafından 2009 yılında yapıldı. Artık biz Tüfekçioğlu olarak taklit bir şey yapmak istemiyoruz. Yapabileceksek özgün bir şey yapalım, yapmayacaksak taklitleri başkası yapsın. Çünkü taklit yapmanın herhangi bir gelişmeyi sağlayıcı bir şeyini göremiyoruz. Yani inanmıyoruz da. Bu Candaş'ın o yıllardaki bir madencilik kongresi ya da simpozyumuna koyduğu makineler. Bakın laboratuvar tipi çeneli kırıcısı var. Şu net göremiyorum bu şeyden. Flotasyon makinesi, çamur pompası. Tabii bunlar artık mazi oldu. İşte iş buradan başladı. Yani bizim kökenimiz bu. Buradan başladı. Devam edelim. Bakın o çamur pompalarından bu özgün patentli tabiri caiz çamur pompalarına geldik. Tabii bu pompalar imalata girmeden önce hatta zaman zaman belli sayıda aynı seri imal edildikten sonra pompa test ünitemizde
etkinlik evleri tekrar tekrar çıkarılıp kontrol ediliyor. Herhangi bir imalat arasında devam. Evet, artık susuzlandırmaya geldik. Tesisin en son bölümü. İlk tikiner, kurşun konsantre tikineri olarak 77 yılında gene Candaş tarafından yapıldı. Grup yapıyor. Ant grup da şu anda çok başarılı olarak eskiden Kimak'tı. Şimdi ant grup olarak Adapazarı Hendek'te yurt dışına açıldı. Oldukça da büyük şekilde tikiner, tambur filtre, disk filtre, kres filtre özellikle yurt içine ve yurt dışına sürekli imalat yapıyor. Bu firmayı aslında ben gıda sektöründen buldum. Nişasta fabrikaları kuran, nişasta fabrikası görenler belki dikkat etmiştir. Ana makinalarından birisi drum filtre, tambur filtre, tambur vakum filtre. Ben onu görünce ya dedim bu gıda sektöründe bu tambur filtre bu işi görüyorsa bizi uçurur. Madencilikte bizim hassasiyetimiz gıda sektöründeki hassasiyet kadar değil. Taylan Bey vardı o zaman hala Akları Çırtası'nda yaşıyor. Taylan Bey'i konuyu açtım. Bize o zaman bir çinko konsantresi için 7 metrekare yüzey alanlı bir tambur filtre lazım. Yapar mısın dedim, korktu. Yok dedi, ben madenciliğe giremem, işte başaramam şunu. Ben merak etmiyorum, sen gıdada bu işi başardıktan sonra bu işi hayli yaparsın. Ve öyle başladı ve hakikaten çok başarılı oldu. Devam edelim. Bant kantarı Müsam olarak 81 yılında başladı. Şimdi tabii birkaç tane firma var, yurt içi ve yurt dışına. Bunları yapıyor. Esit bu arada en büyükler olarak CV çıktı. Evet, devam edelim. Yani kısmi otomasyon yapan firmalarımız olmaya başladı. 2012 yılında CVK için kısmi Pekas olması lazım. Pekas Ankara firması. Evet. Pekas diye bir Ankara firması 2012 yılında CVK için kısmi otomasyon yaptı. Devam et. Evet. Devam et. Şimdi pek çok şey yapılıyor ama henüz yapılmayanlar da onları da bir şöyle sınıflandırsak kırmada hala cayveteli kırıcı ve yüksek basınçlı merdane makina yapılmıyor. Öğütmede dik karıştırıcılı değirmen spiraller yapılmıyor. Gravimetrikte spiral yapmıyoruz. Yapamıyoruz değil, yapmıyoruz. Aslında bunların hepsini yapabiliriz ama yapmıyoruz. Pazar meselesi, yatırım meselesi, ekonomik konular. Manyetik separasyonda kriyojenik yani soğutmalı çok yüksek alan şiddetinde manyetik separatör üreten firmalar henüz yapmıyor. Genelde onlar low intensity ve manyetik separatörleri yapıyorlar. Yani biliyorsunuz bu daha çok kömür işletmelerinde ağır ortamı geri kazanmak için bir de manyetik zenginleştirme epey satılıyor Türkiye'de. Onun için daha çok düşük alan şiddetli yaş manyetik separatörler yapılıyor. Flakasyonda kolon flakasyon makinesi henüz yerli olarak yapılmıyor. Belki ileride yapılabilir. Talebe bağlı. Sadece Türkiye talebine değil dünyadaki talebe de bağlı. Özellikle çevre ülkelerde. Ama şu anda öyle cazip bir talep söz konusu değil. Proses kontrolda
analiz, yani online stream analyzer yapamıyoruz. Bu cihaz, bu tertibat henüz Türkiye'de imal edilmiyor. Tabii bu yapılmayınca tam otomasyonu da yapamıyoruz. Çünkü ikisi iç içe bunlar. Bunu yapınca bunun yazılımını da yapıp tesisi tam full otomatik kontrol altına almak için ciddi bir yazılım lazım. Bunu da henüz yapan bir firmamız yok. Maden makinalarının cevher zenginleştirme resmimiz bu. Baştan sona bunları yaptık zamanında 50 sene önce. Şimdi buraya geldik gibi bir projeksiyon çıktı sanıyorum karşımıza. Evet, bu ilkler konusunda Türkiye'de yapılan zenginleştirme makineleri konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi öteki konuya geçelim. Vaktimiz var dedi, izin aldık. Sınırlama yok dedi. 15-20 dakika. 15-20 dakika. Tabii, buyurun. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz. Görüntü yok, duyuyoruz ama. Tamam. Şimdi. Şimdi bu da İMSET ya da İncel 2019 Antalya'da bulmuş oldum. İrfan Hoca, görüntü yok. Tamam. Geliyor, geliyor. Var mı? Henüz var. Yok. Yok. Hayır. İnternet mi? Çünkü internet de var diye bir şey çıktı. Burada tekrar bakalım. Olabilir. Bu arada soru sormak isteyen varsa memnuniyetle kabul ederiz. Ben soru sorayım bari bu şey görüntüyü yapana kadar. Evet. Aklıma takıldı. Birden fazla var ama ilk aklıma geleni sorayım. Siz daha çok şimdi sindirik flotasyon hücrelerine yöneldiniz öyle anlıyorum. Evet. Ama aynı zamanda eski usul işte prizmatik mi diyelim Denver tipi de yapıyorsunuz. Evet. Yani bunun ticari bir sebebi mi var, teknik bir sebebi mi var? Yani silindirikler daha iyi diye anlıyorum sizin sunumlarınızdan. Evet. Öbürkileri niye yapıyorsunuz o zaman? Yani Dündar Bey toplantının çok resmi olmadığını varsayarak cevap vereyim. Helva isteyene helva, havlu isteyene havlu. Konvansiyon tipten harf istemeyen. Ne bileyim, yeni şeylerden korkanlar olabilir, oluyor da. Ben anlattığım sebeple mutluyum deyip onlarla gitmek isteyen olursa onlara Denver, DR ya da Sabay tipi selül veriyoruz. Prizmatik selül. Evet. Ama yok, ben modern teknolojiden yanayım. Onun alıyorum diyorsa tabii tank selül alıyor zaten. Müşteri kararını vermiş olarak geliyor. Biz kendisine ikisinin de avantajlarını onları söylüyoruz. Tercih onların oluyor. Ama ağırlık derseniz yüzde ağırlık olarak yani %90-10 gibi bir durum söz konusu. Yani hala öteki selülleri de
bakıyoruz zaten bu yakın konvansiyonel tüfekçioğlu seriliyor var. Sabey, değişik evaplarda. Onların yedek parçalarını zaten üretmek zorundayız. Dolayısıyla isteyen olursa kendilerini de. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Abi, o da şu. Bazı müşteri makine listesiyle gelip ben bu makineleri istiyorum diyor. Bazı müşteri evet. Bana 25 ton saatlik bir tesis satarlar mısınız? Yani artık 25 ton saatlik tesis satarlar mısınız diye onu telefonlardan yol haritasını siliyor, laboratuvardan başlatıyor ve sonlardan akım şemalarına kadar çıkartabiliyoruz. Ama makine listesine gelip bir şey yapmıyoruz, makineleri yanıt veriyoruz sadece. Fakat orada da şunu çok hassas davranıyoruz. Acaba doğru yatırım yapıyor mu? Gidip maliyetine de bakıyoruz. Yani her ne kadar makine listesi geldiyse bile bazen çok enteresan müşterilerle karşılaşıyoruz. Fabrika yapmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, bakıyoruz. Maden yok. Biz buraya bir şey yapamayız. Senin burada madeni yok. Önce bu araştırmanı yap diyor. Böyle de çok başıma da geldi. Bülent Bey, izninizle ben bir soru sorabilir miyim bu noktada? Ya da bir yorum yapayım. Tasarım da yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Yaptığınız tasarımdan para alabiliyor musunuz? yoksa o bilgiye... Şimdi şöyle yapıyoruz. Çok güzel soru. Alamıyoruz. Alamıyoruz ama şunu diyoruz. Diyoruz ki kardeşim senden şu kadar lira para istiyoruz. Eğer sen makineleri bizden alırsan paranı geri vereceğiz. Ama birçok firma yaptırıyor. Gidiyor Çin'den o makineleri getirip kuruyor. Anlatabiliyor muyum yani? Biz tasarım yapıyoruz makine satacağız diye fakat makineyi bizden almıyor. Dolayısıyla o laboratuvar çalışmalarını, tasarım paralarını istiyoruz. Öderse devam ediyoruz ama onu kiralarsa düşüyoruz. Çok karşılaşılan bir konu bu Türkiye'de özellikle. Evet. Akıla para vermiyorlar Caner Bey. Akıla para vermiyorlar. Vermek istemiyorlar daha doğrusu. Caner Bey biliyor mühendisliğin Türkiye'de çok para etmediğini de onu teyit etmek için bize sordu. Biliyor aslında onu. Doğru mu Caner Bey? Evet, devam. Ben de bir soru sorabilir miyim? Sesiyor mu? Evet. Bunu sorabilir miyim? Siz detay bir dakika. Temel mühendislik ve artı detay mühendislik çalışır mısınız? Yani her şeyin o hesabı kitabını. Kendi üyemizde bu üniteyi kurmaya çalışıyoruz. Nur abinin oğlu ses gitti geliyor mu bilmiyorum ya benim internetim bozuk ya sizin. Ses geldi mi hocam bize? Şimdi geldi şu anda. Geldi. O zaman internet var. Geldi mi tamam. Şimdi geldi. İşte Nurhan'ın oğlu Kadir Tüfekçioğlu şu anda o detay ve temel mühendislik üzerine eğitim almakta hocam. Yakın zamanda inşallah bunu da başarmış olacağız. Şu anda o hizmeti dışarıdan alıyoruz. Yani anladım. Temel mühendislik dışarıdan alıyor. Hayır, nereden alıyorsunuz? Mesela evet. Türkiye'den mi, Türkiye dışından mı? Türkiye. Protek Pro. Türkiye. Çok çok şirket var hocam, iyi şirketler var. Yani Turomer'i var, Procon'u var, Evo'su var. Yani ona yakın şirket bu temel ve detay mühendislik endüstriyel yapılarda yurt içi ve yurt dışına çok başarılı hizmetler veriyorlar. Artık bu iş için yurt dışına evet. Gitmeye gerek yok. İrfan Bey sizin sunum yani, demin bir görüntü geldi. Ona geçelim. Soru işi böldüm. Tamam. Geldi mi görüntü? Tamam. Geldi şimdi tamam.
Tamam. Burada 2019 İmçet'te bazı tümünü değil de önemli kısımlarını size paylaşayım. Devam eder misin? Şimdi şöyle bir bu İmcet için şöyle bir fikir oluştu. Türkiye'de ilkleri cevher zenginleştirme simpozyumunda sunduk. Makine bazında sunduk. Tesis bazında Türkiye'de kaç tane kurulmuş tesisimiz oldu? Kaç andı? Kaçı çalıştı? Şu anda da tesis kurma ve plakasyon sivillerinin Türkiye'de üretimi konusunda neredeyiz? Bunu bir irdeleyelim dedik. Böyle bir fikirden bu şey çıktı, çalışma çıktı. Bir dakika, bu bir slide değil mi? Yani şimdi sanırım görüyorsunuz şey, slide'ı. Evet. İlk tez Burgul Artvin 1950 aynı tarihlerde 1950 Ergani Elazığ'da kuruldu. Sol tarafta Etimak sahibi şirketin adı. Hemen yanında işlenilen cevher, kapasite, kuruluş tarihi, daha sonra bir değişiklikler da çalışıyorsa çalışıyor. O şey geçirdiyse, tevsi geçirdiyse tevsi tarihi de yanında açıklamak yer alıyor. Şimdi ilk iki tesis, Türkiye'de ilk defa flotasyon tesisi Almanlara Akdük tarafından 1930'larda sipariş edildi. 36 ya da 36-39 arasında o kesin tarihe ulaşamadı. Fakat İkinci Dünya Harbi çıkınca bu makineler ve mühendisler Türkiye'ye gelemiyor. Bunların gerçekleşmesi 1950'yi buluyor. Savaş bitiyor. Almanya biraz toparlanıyor. Ondan sonra gelip böylece Türkiye ilk defa 1950'de komple flotasyon tesisine sahip olmuş oluyor. Ardından 1972'de Çakmakkaya Artvin kuruluyor. Bunu da Amerika Maki denen firma projelendirdi. Bütün makine ekipmanları da tabii o tarihlerde hepsi yurt dışına verildi. Böyle tesisleri tek tek inceledik. 2018 hatta 2019 2019 yıla kadar devam et. Evet. Şimdi bu grafikte görsene 1950'den yani Murgul ve Erdani Elazığ'dan itibaren 2019'a kadar on tanesi yaklaşık şu anda kalmış vaziyette ama 40'a yakını yanılmıyorsam tam rakam 39. Şu anda Türkiye'de 34.000 ton gün bakır işleme kapasitesine sahip olan flotasyon kapasitemiz var. 34.000 ton gün. 11.000 ton
kurşun çinko işleme kapasitemiz var. 6430 tonda feldspat ve cam kumu. Bu lokasyon bu rakama 2018 ya da 2019 başı. Şu anda bunları güncelleştirirsek bakır işleme kapasitemiz 40 bine yaklaştı. Kurşun çinko 10 bine yaklaştı. Bu 6400 tonluk rakam da 10 bine yaklaştı. Yani bu konuda Türkiye grafiğin eğiminden de görüyorsunuz oldukça hızlı bir gelişme içerisinde. Bundan sonrakini gel. Şimdi bizim için Türk mühendisliği ve moda olmuş yerli ve milli üretim için çok önemli bir grafik bu. Bakın mavi üçgen olan grafik yerli tasarım ve çoğunluğu yerli olan makinalarla donatılmış, kurulmuş tesis. Sarı noktalı olan da yabancıların tasarlayıp onların makinalarının kullanıldığı tesisler. 1950'den 1967 tesiste hiç yerli ne tasarım ne makine var. Ama 1987'de yerli yabancı eşitliği sağlanıyor. 1987-93 bir kavşak noktası. Türk cevher zenginleştirme endüstrisi ve Türk mühendisliği için. 1993'ten itibaren Türkiye'de her emtia için, yani endüstriyel ham madde olabilir, kurşun olur, çinko olur, her neyse kurulan tesisler artık kendi yurt içinde ya şirket kendisi tasarlıyor kendi mühendisleriyle, makinaları da piyasadan çoğunu yerli olmak kaydıyla donatıyor ya da yerli bir Türk mühendislik şirketi tasarlayıp kuruyor. 1993 Türkiye için, cevher zenginleştirme sektörü için oldukça kritik bir yıl. Bakın ondan sonra bizdeki artış trendine bakın, eğime bakın. Yabancı tasarım şeyine bakın. O neredeyse eğimini kaybetmiş. Öyle sanıyorum ki artık bu eğimsiz bu tarzda kalacak. Ama bizim milli yerli sektörümüz, mühendislik gücümüz daha da hızlı artacağını gösteren bir grafik. Evet. Devam edelim. Evet. Şimdi burada bu değil. Bu değil. Ben de söylemeden geçiyorum. Bu değil. Şeye gel. CFD'ye. CFD'ye. Hayır. Evet. Şimdi bu işin olma üniversiteler, yani bu bütün dünyada böyle. Gelişmenin başlangıcının olduğu yer üniversitede. Üniversitede birikmiş bilgiyi eline aktarmayı başaran ülkeler işte belli. Ülkeler ilk 10 ya da ilk 20 denilebilir. Eğer ülkesindeki birikmiş bilgiyi endüstri taramıyorsa, özellikle mühendislik sektörü için, mühendis dalları için konuşuyorum, o ülkenin hiç gelişme şansı yok. Bizim gibi ülkelerde de endüstrinin kâr yapıp bir şeyler yapması mümkün değil. Hem yeterli fonları yok, hem de bu kadar bilgi birikimine sahip personeli istihdam edebilecek gücü yok. Son yıllarda birkaç büyük şirket, mesela isim vermekte bir sakınca yok,
Arçelik örneğin büyük bir ARGE kurdu ama ne zaman kurdu? Artık belli fonlara, avant perdelere sahip olduktan sonra kurabildi. Ama Arçelik 800 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılanın yüzde kaçı? Diğer sektörlerde bu büyüklükte ARGE'ler genelde. Şimdi bir konuya daha değineceğim. Çok ilintili değil ama beni rahatsız ediyor. ARGE diye kuruyorlar. Kore'den, Çin'den getirdikleri komponentleri burada birleştirip yerli yaptık diyorlar. Yani bu son günlerde, son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Büyük, ismi büyük firmalar da var ama şimdi onlardan bahsetmek istemiyorum. Bu bir Türk mühendisi olarak beni oldukça şey yapıyor, rahatsız ediyor. Bunu bu antreparant. Şimdi bu patente gelmeden önce bu gördüğünüz renkli resimler Computational Fluid Dynamic denen bu işin temelini oluşturan yani flotasyon selini içerisindeki iyi anlayabilmenin tek yolu, tek bilimsel yolu. Bunu da üniversiteden başka kimse yapamaz. Zaten Tüfekçioğlu da bunu üniversiteyle beraber gerçekleştirdi. Onu da zaten Bülent Bey söylemişti. Bu CFD çalışmaları yapılmadan ben selül yaptım, ben siklon yaptım, ben çamur pompası yaptım. Güçlü fazları CFD ile çalışmadan nasıl diyeyim özgün ve etkin cevher zenginleştirme makinesi yapmanın hiçbir yolu, başka bir yolu yok. Devam. Bu bizim makinenin şeyleri. Ha, test. Test makinamız bu. Şimdi bütün dünyada lider olan, ismi çok duyulan şirketler de dahil en büyüğü 5 metreküplük bir test tank serili kullanıyor. Biz scale-up'ta kendimizi daha alma adına benim Rusya bu konuları kimse izlemez. Bir iki katından çıkarıp test çalışmalarına yani serinin performansına yönelik test çalışmalarını 10 metreküplük serilde yaptık, yapıyoruz. Devam et. Evet, işte bu CFD çalışmaları sonucu ortaya çıkan özellikle sol taraftaki impeller tasarımı özgün ve statör. Bu statör tasarımı yukarıdaki eğime Bülent Bey'in Erdemli'de göstermiş olduğu selüllerle ilgili iki şirket önce yabancılardan almışlardı. Sonra kapasiteyi arttırırken ikinci hattı bizim selüllerle kurdular. Bir şekilde bizim statörlerin ömrünün daha uzun olduğu kulaklarına gidiyor. Resimlerini istediler. O büyük firmalardan birisi. Tabii ki böyle bir şey ya alın bunu da siz yaparsınız demek doğru değil. Vermedik tabii. Bu özgün bir dizayn. Bakın burada bir pek göze batmıyor ama şu 40 dereceye yakın açı bunun ömrünü, değişim süresini asgari 6 ay uzatıyor. Asgari 6 ay uzatıyor. Yani en iyi rakip bir senede değiştiriyorsa bizimki 1,5 senede değişiyor. Çok basit. Şu 40 küsur derece, 42 derece sayesinde. Evet, devam edelim. Bu dokunmatik, Bülent Bey de bahsetti. Seliller dokunmatik kontrolda
neyi arttırmak istiyorsanız hava miktarını vesaire, seviyeyi ve her şeyi dokunmatik ekranla cep telefonunda ne yapıyorsanız burada da aynısını yapabilirsiniz. Devam edin. Yani bunlar şu anda imaj, çapı, boyu, motor gücü, gerekli hava miktarını gösteren bir şey. Devam et. İmalat sırasında fabrikamızdan aldığımız görüntüler. Devam. Devam. Ha, evet, bunları Bülent Bey bahsetti zaten. Devam. 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 Evet. Otomasyon. Evet. Herhalde ben de biraz fazla konuştum. Şimdi varsa sorularınızı cevaplayalım. Onlar kadar ya. Tamam. Tamam.